geçmek zorunda kalıyorum. Bir iki şey daha söyleyip hemen bırakayım. Soru sormak isteyenler olabilir belki. Şimdi muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Rabbul Alemin insanda iki mühim merkez yaratmıştır. Bunların birisi gönül, birisi de dimağdır. Bakın, bunların ne müthiş bir yaratık merkez olduğunu anlamak için derler ki, hatta derler değil, zamanımızda bile mevcut bunlar. Celaleddin Suyuti'nin yazmış olduğu eserlerin sayısı 500 civarındadır. Yani şu üst üste koyduğu zaman boyunu geçermiş. Bu kadar ilmi alıyor insan beyni, insan dimağı. Ve bir çok meşhur bir profesör geçen de bir yazsa diyor ki, Allah insan beynini öyle yaratmıştır ki bugün dünyanın en modern bilgisayarı insan beyni yanında son derece iptidayı kalır. Allah sana öyle bir beyin vermiştir. Bu beyinle Cenab-ı Rabbul Alemine muhatap olmuşsunuz. Onun için aklı olmayanın dini var mı? Yok. Delinin hayvanın mükellefiyeti yok. Seni mükellef yapan, Cenab-ı Rabbul Alemine muhatap yapan, sendeki muhakeme gücü akıl nimetidir. İkinci mühim merkez de dünyayı versen, başka bir şey arayan, dünyanın leylasını versen, Mevlasını arayan, dünyanın güzelliğini önüne sersen, eskimeyen, pörsümeyen, solmayan, bir güzeller güzeli arayan bir gönül var sende. Öyle bir Allah gönül vermiş ki, doyum noktasına geliyor insan, fakat başka bir şey arıyor, aradığını bulamadığı an intihar etmeye kalkıyor. İşte Avrupa, Amerika bunun derdinde. Parası var, zenginliği var, lüksü var. Ama gönlün istediğini bulamadığı için intihar ediyor veyahut da İslam'ı seçiyor. Bu gönül, Allah bu gönle öyle bir muhabbet duygusu vermiş, öyle bir kabiliyet vermiştir ki aziz kardeşlerim, faniye razı olmuyor. Fanilik damgasını gördü mü, gönül ondan kaçıyor. Ve bütün o güzellerin ayrılmasından meydana gelen, ortaya çıkan feryatlar, ağlamalar, insan ruhundaki o ebediyet duygusunun bir tercümanıdır. İnsan ruhu yaratılışı derinden derine ebed diye bağırıyor ve ebedi yaratan, ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Rabbul Alemin'i, gerçek sevgilisini arıyor. Muhterem kardeşlerim, işte bu dimağımızın, bu ana merkezin gıdası tefekkürdür. Onun için Cenab-ı Rabbul Alemin وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O gerçek akıl sahipleri, o hakiki İnsanlar aklı ölmeyen, kalbi sönmeyen, yaratılışın temizliğini zayi etmeyen o gerçek insanlar, insan aklını hayretlere sevk eden semaların, arzın yaratılışında, arz ve sema yapraklarında, kainat sayfelerinde derin derin tefekkür ederler. Eserden müessire, sanattan sanatkara, nakıştan nakkaşa intikal ederler. Aklın gıdası bu. O kafayı çalıştırırlar bu şekilde. Mürşitler bize bunu verir. Tasavvuf bunu gösterir. Sonra kafi değil. Buna rağmen Mevlana Hazretleri diyor ki, sadece aklı ile Cenab-ı Rabbul Alemine yaklaşmak isteyen, muhabbetullah'ta ve mekafetullah'ta ilerlemek isteyen insan, affedersiniz öyle diyor Mevlana Hazretleri, o büyük mürşidi kamil, bataklığa saplanmış eşeğe benzerler diyor. Saplandıkça batar. Bir gönül var. O gönül, o sevgisini, o muhabbet duygusunu güzeller güzeli olan Cenab-ı Rabbul Alemin'i açmadıktan sonra doyması, huzura kavuşması, tatmin olması mümkün değildir. İşte bu gönlünde gıdası, ona bu vazifeyi yaptırıp da hedefine götürecek olan zikrullah'tır. Allah'ı zikretmektir. Tasavvufun da vazifesi budur. Dimağı ve gönlü doyurmak. Kur'an'ın hedefi budur.
Sünnetin ana hedefi budur. Cenab-ı Rabbul Alemin ayeti kerimede Ali İmran suresinde Estaizu billah ellezine yezkurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ki ayakta oturdukları yerde, yattıkları yerde, yani her halükarda daima Allah'la beraber olurlar. Zikrullah. Kur'an söylüyor bunu. Dikkat, zikir Arapçada hatırlama manasındadır. O dille yapmış olduğumuz zikir, zikrin ikinci, üçüncü mertebesinde kalır. En büyük zikir, gönlün, aklın, hayal gücünün daima Allah'la beraber olmasıdır. Asıl zikir budur. Onun için Gazali diyor ki, bir an gafil o an kafir diyor. Müslüman Allah'tan gafil kalamaz. Müslümanın gönlü, ruhu, hayal gücü, muhakeme gücü daima bütün bu imkanları veren Rabbul Alemin'le beraber olur. Zikir. Ve aziz kardeşlerim bakın gene Ahzab suresinde Estaizu billah Ya eyyühellezine amen uzkürullaha zikren kesira. Ey iman edenler uzkürullah, Allah'ı zikredin. Ama nasıl? Zikren kesira. Allah'ı çok zikredin, az değil. Cenab-ı Allah'ı az zikretmek nifak alametidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve la yezkurunallaha illa qalila. Münafıklar Cenab-ı Hakk'ı az zikrederler, çok zikretmezler. E şimdi efendim devamlı Cenab-ı Rabbul Alemin'i zikreden, Allah'la beraber olan hayaliyle, gönlüyle, ruhuyla, kalbiyle bu kimseye kalkıp da ha efendim bu tarikatçıdır, bunun için Cenab-ı Hakk'ı da şimdi bunu ya bu Müslümanın vazifesidir. Eğer senin tarikatçı demiş olduğun tasavvuf ehli bunu üst seviyede yapıyorsa onun elini öp, onun gibi olmaya kalk. O İslam'ın ruhudur işte. Sünnetin ruhudur o. Cenab-ı Rabbul Alemin فَذْكُرُونِ يَذْكُرُكُمْ Beni anın, beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Gençliğin yerinde, sıhhatin yerinde, afiyetin yerinde öyle anda Allah Allah de ki sıkıştığın zaman da Allah sana ey kulum desin ve hiç aklına gelmediği kapıları açıversin. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim böyle takva sahibi olursa Allah ona hiç ummadığı çıkış kapılara halk eder, çıkış yollara gösterir. İşte muhterem kardeşlerim, bizim böyle çok kısaca arz etmeye çalıştığımız tasavvufun esası zikirdir, fikirdir. Bunlar Kur'an'ın sünnetin ana meseleleridir. Kur'an ve sünnet baştan sona kadar zikri ve fikri emir eden naslarla doludur. Bu bakımdan tasavvufumuzun temeli, İslam'ın temeli olan kitap sünnettir. Kitap ve sünnete uymayan hiçbir meşrebin, hiçbir mesleğin, hiçbir hatıratın bizde yeri yoktur. Zaten hocamız da bunları gayet iyi izah etti. Allah'a niyazımız vermiş olduğu şu ömür sermayesini Kur'an-ı Kerim'ine göre değerlendirip dünya ve ahiretin güzelliğini elde etmek suretiyle kamil bir imanla çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem hocamıza bu kıymetli konuşmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi Mahmut Esat Hocam hocamızı kendilerine birazdan sonra cevaplamak üzere buraya da alacağım. Şimdi misafirlerimiz, Mirat'ın sorularını göremize, sorduğunuzu denetirseniz sorularınıza, sizin için daha kolay olacak. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet, tasavvufla ilgili sorular var. İlgili olmayan umumi fıkıh soruları var. Başlayalım. Herhalde 34 geçiyor. 4'e kadar zamanımız. Bir soru. Tasavvufta dünyayı terk ve ahirete göre çalışmak esastır buyurdunuz. Biz dünyayı terk edersek bugünkü gibi dünya Amerika'ya kalmaz mı? Ahirete yönelik çalışma içinde dünya işleri de yok mudur? Açıklar mısınız diyor. Tasavvufta dünyayı terk ve züht ve ahireti tercih vardır. Ama bu terkin manası dünyevi vazifeleri, çalışmaları, hizmetleri, dünyaya ait hayatın çeşitli faaliyetlerini yapmamak manasına değildir. Buradaki terkten maksat, önce dünyanın ne olduğunu söyleyelim. Dünya bir sıfattır Kur'an-ı Kerim'de kullanılan. Hayat kelimesini tavsif için kullanılıyor. El hayatü dünya, yani bize yakın olan, şu anda içinde bulunduğumuz hayat demek. Daha nispeten yakın olan hayat. Bunun mukabilinde ne vardır? El hayatül ahire veya el hayatül ukba, yani daha sonra gelen ikinci hayat demektir. Birinci hayat, yani şu yaşamımız. İkinci hayat, yani öldükten sonra gideceğimiz öbür alem. Şimdi dünya kelimesi şeyde Kur'an-ı Kerim'de böyle sıfat olarak kullanılıyor. Nispeten ötekisiyle kıyas edildiği zaman bize yakın olan ve içinde bulunduğumuz alem ve yaşam demek oluyor. Şimdi biz bu dünya hayatında yaşıyoruz. Burası el hayatü dünyadır. Sonra öbür aleme göçeceğiz. Orası da el hayatül ahiretir. Hayat kelimesi hazfedilerek, yani kesreti istimalden düştüğü için, kullanılmadığı için et dünya ve ahiret denmiş. Yani burada maksat şudur. Biz buraya niçin geldik? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. İmtihan için geldik. Allah bizi imtihan ediyor burada. Bu hayat geçicidir, fanidir. Bizim asıl yerimiz öbür alemdir, ahirettir. Biz burada imtihanı başarmaya geldik. Burada Allah'ın rızasını kazanmaya geldik. Bu hayatta, bu yaşamımız esnasındaki işler, bu hayata ait muvakkat, geçici, fani işlerdir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben bu dünyada, benim dünyayla ne ilişkim var? Ben bu dünyada atından inip bir ağacın gölgesinde biraz gölgelenen bir süvari gibiyim. O gölgelik işte dünya. Yolcuyum, atımdan biraz inmişim, ağacın gölgesinde gölgeleniyorum, biraz sonra bineceğim, gene gideceğim. Yani bu dünya bir gölgeliktir denmesi ondan dolayıdır. Şimdi burası esas değildir. Asıl olan Allah'ın rızasını kazanmak, ebedi hayatı kazanmaktır. Ebedi hayat sonsuz bir zaman olduğu için ve burası da 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, nihayet 100 yıl veya 200 yıl veya 950 yıl. Elfe senetin illa hamsine amen buyurulmuş. İsterse 1000 yıl olsun ama muvakkat. Şimdi muvakkat olanın ebedi olana göre nispeti sıfırdır. Yani o onunla kıyas kabul etmez. Mümin ahiretini kurtaracak çalışmalar yapacak. Bu dünyayı hedef alıcı çalışmalar yapmayacak. Onun gönlünde yatan arslan ahiretin saadeti, ahiretin hedefleri olacak. Buraya ait hedefler değil. Ama bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın içindeki faaliyetler, bu dünyadaki yaşamamızın gereği olan çalışmalar bizim davranışlarımızı teşkil eder. Bu davranışlarımızda Kur'an-ı Kerim'e uygunluğa göre, hadis-i şeriflere uygunluğa göre sevap kazanırız, aykırılığa göre günah kazanırız. Yani bu faaliyetlerden dolayı sevap veya günah kazanırız. Bu faaliyetlerin dışında değiliz.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dışında değil. Yani o da biliyorsunuz ticaret yapmıştır. O da biliyorsunuz harp yapmıştır. O da biliyorsunuz elçiler göndermiştir. O da biliyorsunuz elçiler kabul etmiştir. O da biliyorsunuz çarşıyı pazarı gezmiştir, teftiş yapmıştır, nasihat etmiştir. Yani hayatın faaliyetlerinin hepsini yapmıştır ama Allah'ın rızasına uygun olarak yapıp bize bir örnek teşkil etmiştir. Allah-u Teala Hazretleri insanları dinini öğretmek, rızasını kazanmak konusunda eğitmek için uygulayıcı bir model göndermiştir. Allah'ın emirlerini o kendi hayatında uygulamıştır. Ticarette, aile hayatında, efendim siyasi hayatta, ekonomik hayatta, sosyal hayatta uygulamıştır. Bu faaliyetlerin hepsine ait ayetler ve hadis-i şerifler vardır. Onlardan dışarıda kalamayız. Hayatın içindeki bütün faaliyetlerle biz de iç içeyiz. Onların hepsi olacak. Şimdi dünyayı terk etmek demek, gönlüne dünyayı hedef olarak almamak demektir. Dünyayı terk etmeyen ne yapıyor? Hedef dünya, ahireti unutuyor, hesabı unutuyor. Efendim cennete veya cehenneme gideceğini düşünmüyor. Var gücüyle, hırsla çalışıyor para kazanmak için veyahut bir ihtirasını tatmin için, bir mevkiye çıkmak için, bir şeyler elde etmek için. İşte yasak olan budur. Yoksa faaliyetler değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in birçok emirleri bizim dünya hayatımızı tanzim içindir. Mevta için gelmemiştir, yaşayanlar için gelmiştir. Ve birçok beşeri hükümler vardır. Ailede şöyle olacak, mirasta böyle olacak. Efendim düşmanla savaşmada ve اِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوْوَةٍ elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayın deniliyor. Demek ki bunu böyle anlamamak lazım. Bunu böyle anlamamanın bir delili de şudur ki hem terk-i dünya vardır hem de terk-i ukba vardır. Terk-i ukba ne demek? Onu düşündüğümüz zaman terk-i dünyanın ne demek olduğu da ispatlanmış olacak. Terk-i ukba demek yani kişi gaye olarak ahiret sevabı hesabı yapmaktan da kendisini kurtarsın. Şunu yaparsam çok sevap alırım. Bunu yaparsam daha çok sevap alırım. Şu adamın önüne geçeyim de ondan daha çok sevap alayım filan derken bu hesaplar yüzünden bazen kırıcı da olabiliyor. En ön safa geçeceğim derken herkesi rahatsız ediyor. Mesela cuma gününde ön safta olmak sevap ama insanların omuzlarını köprü edinip de en öne geçmek geçen kimse cehenneme bir köprü yapmış olur kendisine diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki onları ezalandırmamak lazım. Sevap ama en öne geçmek için eza vermemek lazım. O sevap kaygısıyla onu yaparsa bir insan ne yapmış oluyor? Ahiret bezirganlığı yapmış oluyor. Yani ahiretin bir menfaatini düşündüğü için bazı şeyleri iyi hesaplamadan yanlış iş yapmış oluyor. Onun için büyüklerimiz demişlerdir ki yapacağın işleri yaparken niyetin o kadar temiz olsun, o kadar halis olsun ki dünya menfaati düşünme. Bir, yani mevki, makam, para, pul, şöhret vesaire. Ahiret menfaati de düşünme. İki, efendim, hatta mesela Rabia-i Adeviye'nin münacatında diyor ki, Ya Rabbi eğer ben seni cehennemden korktuğumdan sana ibadet ediyorsam, beni cehennemine at, yat, yak cayır cayır. Eğer cennetini istiyorum diye sana ibadet ediyorsam, beni cennetine sokma, mahrum et. Ama ben seni seviyorsam, sırf senin için, sırf senin için rızanı kazanmak için yapıyorsam, o zaman beni muradıma erdir, beni sevdiğimden ayırma, beni sevdiğime kavuştur diyor. Bu işte terk-i dünya, terk-i ukba ve sırf yani Allah Teala Hazretlerini sevmek esasıdır. Anlayışın acaba ben yani tasavvufu savunmak için anlayışı böyle mi yorumluyorum? Böyle mi tefsir ediyorum? Aslında böyle değil de ben mi böyle yorumluyorum? Bunun da anlaşılması için mutasavvufların hayatlarına bakmak lazım. Bilirsiniz, tasavvufta en önemli noktalardan bir tanesi helal kazançtır. Ve erbab-ı tasavvuf hepsi özellikle elinin emeğini yemek için bir meslek sahibi olmuşlardır. Çalışmış, çabalamışlardır. Mesela şimdi Ahmed-i Yesevi yılı biliyorsunuz Kaddesallahu Sırrahu Aziz. Ahmed-i Yesevi Hazretleri kaşık yontarmış. Kaşıklarını merkebinin iki tarafındaki sepetlere koyarmış. Çarşıya gönderirmiş.
hayvanı. Sahipsiz, kendisi tenezzül etmiyor, gitmiyor. Ama kaşık yontarmış. Kaşıkları yaptıktan sonra sepete koyar, gönderirmiş. Herkes bakarmış, beğendiği kaşığı alırmış, parasını koyarmış. Merkep de parası konulmazsa gitmezmiş o adamın yanında. Ama bu, yani ister menkabe olsun, çok yaygın olarak hepimizin, yani çok net bildiğimiz bir şey ki, hepsi elin emeğiyle kazanmışlar, helal lokma yemeye dikkat etmişler. Hatta yedirmeye dikkat etmişler. Dürüş, kazan, ye, yedir. Gayret et, kazan, kendin helalinden, hem kendin ye, hem başkalarına yedir. Dürüş, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir. Bin Kabe'den yeyrektir, bir gönül imareti. Bakın şeye, Yunus'un sözüne bakın. Çalış, çabala, kendin de ye helalinden, başkalarına da ziyafet çek, yedir. Bir takım insanların gönlünü hoş edip duasını almaya gayret et. Çünkü gönül almak, Kabe imar etmekten, bin tane Kabe yapmaktan daha sevaplıdır diyor. Ve biliyorsunuz şeyde bizim ahilik teşkilatı vardır, fütüvvet teşkilatı vardır, esnaf teşkilatı vardır. Tasavvufa dayalıdır. Hepsinin yani şeyi, şeyhlerin hepsi incelenirse kimisi haddattır. Haddat ne demek? Demirci demek. Kimisi efendim attardır. Biliyorsunuz Feridüddin Attar mesela. Attar ne demek? Eczacı. Itırlar, kokular, bir takım otlar vesaire satan kimse demek. Sonra hepsi cihat etmişlerdir. Hepsi cihat etmişlerdir. Efendim Akşemseddin'in Fatih'i efendim fethe şey yapması, sevk etmesi, efendim Şemseddin'in Sivasi Hazretlerinin müritleriyle katılması, Gümüşhaneli Efendimizin Trabzon'da, Batum'da düşmanlarla cihat etmesi, hele hele en meşhur Şeyh Şamil Hazretlerinin efendim Ruslarla yıllarca süren cihadı, hele Alexander Benningsen isimli bir Rus'un yazdığı Rusya'daki Sofi tarikatları diyor, anlatıyor, bir araştırması, incelemesi var. Rusya'da efendim İslam'ı dipdiri tutan ve Ruslara karşı boyun eğmeyen şey, mekanizma, tasavvuf mekanizmasıdır. Onlar sayesinde Müslümanlar benliklerini korumuşlardır diyor. Ayrıca efendim böyle dünyayı terk edip bir kenarda şey yapıp efendim ondan bundan gelecek sadakayla vesaireyle geçinmek isteyenler hakkında Hazreti Ömer Efendimizin bir menkabesini anlatayım. Bu makbul bir şey değil, başkasından geçinmek. Hazreti Ömer bir gün bakmış birileri kenarda oturuyorlar. Demiş ki ne oturuyorsunuz burada? Asabi ve görevli kendisi. Ne oturuyorsunuz? Demişler ki biz tevekkül ehliyiz, mütevekkil insanlarız, Allah'a tevekkül ediyoruz, çalışmaya lüzum görmüyoruz, işte oturuyoruz, Allah rızkımızı gönderir diye düşünüyoruz. Başını sallamış onlara, demiş, siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz. Tevekkül ediciler değil, yiyicilersiniz. Halkın kasesine kepçe gibi dalıp çıkıyorsunuz. Mütevekkil çalışır, çabala, bahçeyi sürer, tarlayı sürer, tohumu atar, ondan sonra ya Rabbi afet verme, şu efendim mahsulümü bereketlendir diye dua eder. Siz böyle yapmıyorsunuz, doğru yolda değilsiniz diye onları azarlamıştır. Peygamber Efendimiz oturan insanların yanından geçerken çalışmayanlara selam vermediği, ancak biraz bir çalışma yapana selam verdiği meşhurdur. Efendim El-Kasibü Habibullah diye levhalar neşrettik bizim mecmualarda, herkes şeye koysun diye. Yani kesb-i ticaretle meşgul olan kimse efendim Allah'ın sevgili kuludur diye biliniyor. Sonra doğru sözlü, doğru özlü tüccarın efendim peygamberlerle, şehitlerle beraber haşrolacağı bildiriliyor. Demek ki çalışmanın her çeşidi var. Bir, acaba bilimden mi uzak durmak kastedilebilir dünyayı terk etmekten? Hayır. Büyük mutasavvıfların hepsi aynı zamanda büyük alimdir. Hatta mucittir. Yani birçok şeyler ortaya koymuş insanlardır. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin marifetnamesini alın. Mübarek ansiklopedi gibidir marifetname. İçinde her çeşit bilgi vardır. Tıp bilgisi vardır, felekiyat, astronomi bilgisi vardır. Daha başka birçok bilgiler vardır. Yani ne ilimden geri durmuşlardır, ne çalışmadan geri durmuşlardır. Efendim, ne efendim ibadetten geri durmuşlardır, ne
başkalarına faydalı olacak hizmetler yapmaktan geri durmuşlardır. Bizim mesela Übeydullah Ahrar Efendimizin sözü diyor ki, bizim nazarımızda halka hizmet etmek, onlara faydalı olacak bir takım faaliyetlerde koşturmak, nafile ibadetten hayırlı olduğu için biz hizmeti gözleriz. Nerede hizmet varsa onu yapmaya koşarız diyor. Tasavvuf aktif bir yoldur. Yani öyle terk etmek, evet dünyayı terk eden mistikler var ama onlar İslam mistikleri değil, onlar Hristiyan mistikleri. Karıştırmayalım. Dünyayı terk eden, dağ başlarına çekilen, sadece ibadetle meşgul olan hangi kavmin mistikleri, mutasavvıfları yani? Hristiyanlar. Dağların başlarına çekilmişler, ruhbanlığı tercih etmişler, evlenmemişler, manastırlara kapanmışlar filan. Bizde öyle değil. Bizde meslek vardır, çalışma vardır, ilim vardır, hepsi vardır. Ama gönüllerine dünyayı gaye olarak sokmamışlardır. Gaye bu dünya hayatı değildir. Gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yüksek bir gayedir. Onun için demişler ki, büyükler, dünya bir deniz gibidir. Derin, dipsiz, engin bir deniz gibidir. Gönül de bir gemi gibidir. Bu gönlün içine bu denizin suyu girmemeli. Yani dünya gönlün içine girmemeli. Girerse gemi deryada batar. İçine hiç dünya girmeyecek. İsterse dünyada yüzsün ama şey yapmayacak. Onun için büyük mutasavvıflardan, sahabeden, hatta peygamberlerden zengin insanlar vardı, hükümdar olanlar vardı. Süleyman Aleyhisselam'ın şeyini biliyoruz efendim. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in zenginliğini biliyoruz. Evliyaullah'tan bir takım kimselerin zenginliğini biliyoruz. Zenginlerdir. Onları Allah yoluna sarf etmişlerdir. Paralarıyla, mallarıyla, canlarıyla çalışmışlardır. Bu soru bir bakıma iyi oldu. Yani karıştırıyor millet. Mistikleri okuyorlar. Efendim, Hint mistiklerini okuyorlar, Hristiyan mistiklerini okuyorlar. Efendim, daha başka kavimlerin böyle şeylerini okuyorlar. Müslümanların mistikleriyle karıştırıyorlar, Müslümanların mütesavvıflarıyla. Ben böyle tasavvuf tarihinde böyle oturup da beleşten yaşayan şey görmedim yani. Hiç öyle bir şey görmedim. Ve şunu da söyleyeyim, birisi de yine aynı şeyi yazmış uzun uzun. Zaten fedakarca, vefakarca ve hiçbir şeyden korkmadan çalışmak ancak terk-i dünyayla mümkün olur. Dünya seven insan cihada gidemez. Dünya seven insan malını Allah yolunda veremez. Dünya seven insan, dünyaya dalmış olan insan dini hizmetleri yapamaz. Toplantılara gelemez. Yani hiçbir şey yapamaz. Fedakar insanların işi. Onun için nerede büyük bir dini hizmet, nerede büyük bir dini gayret, nerede büyük bir gelişme varsa bakarsanız altında sapasağlam dünyayı gönlünden çıkartmış, sırf Allah rızası için çalışan insanlar vardır. O yükü kaldıran, götüren o insanlardır. Terk-i dünya olmadan cihat da olmaz. Terk-i dünya olmadan hizmet de olmaz. Terk-i dünya olmadan fedakarlık da olmaz. Terk-i dünya olmadan İslam'ın ilerlemesi de olmaz. Efendim, şimdi tarikat zamanı değil, hakikat zamanı sözü çok yaygın, çok soruluyor. Tarikatın, nefis terbiyesinin zamanı hiçbir zaman geçmemiştir. Hiçbir zamanda geçmez, hiçbir zamanda iptal olmaz. Zaten tarikatın da insanı alıp yetiştirip götürdüğü nokta hakikattır. Tarikatın dört merhalesi vardır. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Sonunda ulaşılacak olan nokta marifetullah'tan geçip hakikate ulaşmaktır. Yani insanı kamil olmaktır. Onun için şimdi tarikat zamanı değil sözü merdivensiz üst kata çıkmak gibi bir şey olur. Yani iyi hakikat zamanı ama üst kata nereden çıkacağız? Yani hangi usulle çıkacağız? Onun yani iyi yetişmemiş insanlardan şikayet ediyor İmam Alim Mevdudi. Diyor ki yani biz bu Hindistan'da, Pakistan'da çok gördük. Bir insan iyi yetişmemişse ondan onun cihadından da hayır gelmiyor diyor. Nakıs insandan kamil iş çıkmaz. Onun için mutlaka bu terbiyeyi görmesi lazım. Nerede görür, nasıl görürse
görsün ama nefsini yenmesini öğrenmesi lazım. Vahdeti vücudu sormuş bir kardeşimiz. Vahdeti vücudu şu kadar söyleyeyim. Daha fazla söylemeye zaman müsait değil. Belki akşam sohbetlerinde biraz açıklamak mümkün olur. Vahdeti vücudu tasavvufu bilmeyenler ne sorsunlar ne konuşsunlar. Çünkü insan bilmediği halleri ve makamları anlayamaz. Anadan doğma bir körü düşünün. Kırmızıyla mavinin zevkini ve farkını anlayabilir mi? Yeşili sarıyı anlayabilir mi? Anadan doğma kör, renkleri hiç görmemiş ki. Onun için bilinmeyen bir makamdan ötekiler söz etmesin. Ya gıybet eder, ya iftira eder, ya reddeder, ya bilmeden yanlış bir şeyi kabul eder. Tatsın, yaşasın, ondan sonra. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, ben de bir ara vahdet-i vücut neşesine geldim. O hali, o duyguyu hissettim seyri sülükümde. Ama sonradan Allah'ın lütfuyla o noktadan da geçtim. Anladım ki vahdet-i vücut değil, vahdet-i şuhud var, vahdet-i küsud var diye şey söylüyor. Yani onun bir seyri sülükte, zikirden hasıl olan bir neşe olduğunu ve insanın kendisini tamamen kaybettiğini, yok olduğunu efendim, ancak Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını bütün kuvvetiyle hissettiği zaman hasıl olan bir duygu olduğunu söylüyor. Onu anlamayanlara anlatmak zor oluyor. Yani zordur hakikaten. Ya gelsinler, girsinler şeye, halvete, 40 gün çalışsınlar, efendim, o zikirlerin o günden güne efendim insanda hasıl ettiği zevkleri, neşeleri duysunlar. Ya da sormasınlar. Çünkü söylense de anlaşılmaz. Ama yani şunu demek istiyorum ki o zatların müdafasını yapan büyükler var. Yani biliyorlar onların durumlarını. Yanlış olmadığını söylüyorlar. Dışarıdan bakan insanın gördüğü gibi değildir zaten onların söylediği sözde. Tasavvuf ehli bu zamanda çalışmıyor, cihad etmiyor, emr-i maruf, nehy-i münker yapmıyor deniliyor. Bunu açıklar mısınız? Ben böyle bir sözü duymadım çünkü kimse söyleyemez. Birileri bizim duymadığımız yerlerde söylüyorlarsa erbab-ı tasavvufun faaliyetlerine baksınlar. Yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı, çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Ondan sonra ellerini vicdanlarına koysunlar. Ya hakikaten böyle değilmiş desinler. Yani çalışıyorlarmış desinler. Bakın şimdi biz bir tasavvuf erbabı şahsiyetiz. Üniversiteden emekli bir profesörüm ben. Hocamız emretti diye bir vazifenin yükünü çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Camide vaaz ediyoruz. Yahya hocamız da vaaz ediyor. Efendim Ali Rıza Temel hocamız da vaaz ediyor. 4 tane 5 tane dergi çıkarttık. 10 senedir, 11 senedir dergileri bayrağı yere düşürmeden devam ettiriyoruz. Yani emr-i maruf, nehy-i münker, gerçekleri anlatalım, şey yapalım diye. Çeşitli müesseseler kurmuşuz, yüzlerce muhtelif illerde, ilçelerde. Şu toplantıyı tertip eden dernekler bizim derneklerimizdir. Bakın çevre derneği ve kültür derneği diyoruz. Çevreyi seviyoruz, bozulmasını istemiyoruz. Tarihi çevre, kültürel çevre, tabii çevreyi korumak istiyoruz. Ağaç dikme kampanyalarımız var, orman tesis etme çalışmalarımız var, çorak arazileri ağaçlandırmak istiyoruz, çocukları yetiştirmek istiyoruz, kadınlar için derneklerimiz var. Mal Hatun Derneği kadın derneğidir, Yunus Emre Derneği erkek derneğidir. Hanımların da aktif hale gelmesini istiyoruz, çocukların yetişmesini istiyoruz. Efendim, hayır topluyoruz, hayırları efendim fakirlere yetiştirmeye, efendim ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakirlerin, efendim, mazlumların, mağdurların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Yani tabii bunları belki söylemek de doğru değil ama 100 küsur derneğimiz var. Radyo ve televizyon çalışması yapıyoruz. Efendim neşriyat yapıyoruz. Allah aşkına söyleyin bakalım yani. Daha başka bir şeyler varsa onları da yazın gönderin de onları da yapalım. Yapmadığımız bir şey söyleyin. Şey yapalım.
İnsan kendisini düzeltmedikçe başkasına tebliğ yapabilir mi diyor ikinci soru olarak kardeşimiz. Bu bir ince meseledir. Elbette kendisini mümkün olduğu kadar düzeltmiş olması lazım. Ondan sonra meseleyi bilmesi lazım, başkasına eğitebilsin. Fakat kemalatın nihayatı olmadığı için, yani olgunlaşmanın, yetişmenin sonu var mı? Ben yetiştim artık burada durayım denilir mi? Denilmez. Binaenaleyh her mütevazı kamil insan ben daha olmadım diye kenarda durabilir. Yani bir şey söylemeyip ben kenarda durayım diyebilir. Halbuki devir o devir değildir. Yanında biraz ilmi olan, bilgisi olan kimsenin ilmini, bilgisini söylemesi Allah'ın yoluna elinden geldiğince hizmet etmesi gerektiği devirdir. Onun için Allah'a sığınarak, kendisinin de kusurlarını Allah affetsin diyerek yine doğru bildiği şeyleri yapacak. Aksi takdirde bunu bir kaide olarak, katı bir kaide olarak koyarsak, herkes, haddini bilen herkes kenara çekilir, ortada haddini bilmeyenler kalır. Onlar da işi berbat ederler. Herhalde zaman doldu, 4 oldu, 10 dakika ancak boşalma zamanı var, müsaade o kadarmış. Ben bu kağıtları muhafaza ediyorum, şöyle olabilir, belki dergide bazılarını cevaplandırabiliriz, dergilerimizde, belki sohbetlerimizde cevaplandırırız. Ne yapalım, kusurumuza bakmayın, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın dostluğu çevrede güldü derneği adına muhterem hocamız Sayın Profesör Doktor Mahmut Esat Uşan Efendi'ye ve Ayrıca Muhterem Sabri'nin sıkıntıyı ve bir rica edeyim. Yarınki konuşmamızda iletişim ve istişarenin önemi Avrupa'nın 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 basın ve televizyonun aile üzerindeki etkileri adlı konuşmasıyla Ahmet Akın Çığman Beyefendi katılacaklar. Ve yine son olarak konuş konuşmasını Profesör Doktor Mahmut Esen Gürcan Beyefendi yapacaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Üçüncü yapmalar sözlerinden o işlerden lütfen.